Derneğimiz bugün 10. genel kurulunu yapıyor. Dünden bugüne Zeytinburnu Emniyet Derneği'nin faaliyetleri demeyelim de o günden bugüne kadar neler oldu, neler yapıldı. Bununla ilgili yerel gazetecimiz Alpay abimiz bilgi verecek bize. Evet. Buyurun Alpay abi. Değerli üyelerimiz, kongre öncesi 1992 yılından bugüne kadarki sene çok kısa olarak bir Zeytinburnu Emniyet Derneği'nin girişimini ben size aktaracağım. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız, yeni olan arkadaşlarımız var. 1992 yılında Recep Adı Demirkan'da kurulmuş olan kısa adı Zeytinburnu Dernek faaliyetlerinin duraklaması nedeniyle valilik tarafından feshedilmiş. 1995 yılının Kasım ayında yapılan yeni bir oluşumda Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü araçlarını yaptırma derneği kuruldu. Bu derneğin başında kurucular olarak, bu mülkat derneğimizin başında kurucular olarak Zen İnşaatları Grubu'nun sahibi olanlar Mehmet Lütfü Gül, Metin Asalı, Ziya Çağlar, Zekai Bercan, Şenol Taş, Betinar Demir ve gelici arkadaşımız Ziya Çağlar vardı. Servet Yılmaz. Daha sonra Metin Erdemir rahmetli olunca yerine Çınar Özel'i tercih geldi. O ayrıldıktan sonra Yücel Yılmaz geldi. O da ayrıldıktan sonra bakın işte ara kademe duruyor. Sonra Ayhan Ersoy arkadaşımız yönetmen girmiş oldu. 1996 yılında 99 yılına kadar yapılmış olan Atlı İpekçi'de 3 büyük konser, 4 tane gece ilgili olarak bugün ikinci katta duran Emniyet Müdürlüğümüz bitmiş oldu. O etkinliklerinde sunumlarını zaten ben yapmışım konserlerde. Ve 9 Nisan 1999 yılında Emniyet Müdürlüğü binası, o zaman İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'in katılımlarına açıldı. Açıldığı zaman bina için tam teşekkürü, bilgisayarlarına kadar olan donatımı ve dernek 17 tane aracını tahsis etmişti. 1996'dan 2009'a kadar 3 değişiklikle yönetim devam etti. O dönemin son bölümünde Sayın Ayhan Özsoy ile Mehmet Lütfü Gül'ün yönetimindeydi. Fakat 14 yıl içerisinde gerçekten bu mümtaz 6 isim hayli yorulmuştu. Ve bir dönem yönetimde bulunan Sayın Ayhan Özsoy yeterli olan tecrübesini de almıştı. 2009'da yapılan seçimlerden sonra kısa adı ZEMAY'da olan derneğimizin başına geçti. Bugün üçüncü olan genel kurulumuzu yapacağız. Yeni yönetime gelen arkadaşlara başarılar diliyorum. Görevleri başındayken, üyeyken rahmetli olanlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Ruhları şad olsun. Geri kalan arkadaşlarımızı da yine görevlerine teşekkür ediyoruz. Emniyet derneğimizin kısa açılımı bu. Yani 1992'de 2017'ye kadar olan dönemdeki esası budur. Bilginize sunduk, arz ederim. Alpay abiye teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen kongremize geçiyoruz. Müdürümüz de buradayken. Müdürüm bir konuşma falan daha sonra mı yapacağız başkanım? Tamam. Şimdi divana divan başkanı Doktor Mustafa Kuruca, üyeler Ahmet Gökhan Kara, katip üye Mehmet Kasar, öğrenenler Ali Faik Biçer, Ayhan Özoğlu, Necdet Baykan, kabul edenler kabul edilmiştir. Buyurun divanı oluşturuyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Çok saygıdeğer Hazırım, Zeytinburnu Emniyet Derneği'nin 10. olan kongresine hoş geldiniz. Kongrenin öncelikle Emniyet Müdürlüğümüze ve Zeytinburnu'na hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gündemimizin 3. maddesine geçiyorum divan heyetinin seçiminden sonra. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.
dikkat. Olmaz sönmez bu şafak, barda yüzer al sancak. Sönmeden yurdun üstüne düzenle solacak o benim milletimin yıldızı parlayacak o benim dil, o benim milletimindir ancak. Şiddet bu ceden sana olmaz dökülen. Kanlarımız sonra yaraklıdır. Hakka tapan milletimin istikrar. Dördüncü maddesi olarak faaliyet raporunun okunmasına geçiyoruz. İlçe Emniyet Müdürümüz Cenk Müdürüm, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Divan Başkanımız aynı zamanda Mustafa Kılıçlı Bey ve değerli hazırım, faaliyet raporunu okumak üzere karşınızdayım. Değerli üyelerimiz ve misafirlerimiz, Zeytinburnu Faaliyet Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneğimizin olağan genel kurulu toplantısını hepinizi şahsım ve yönetim kurulumuz adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Derneğimizin son 3 yıllık icraatını özet olarak sunmak üzere huzurlarınızdayız. Faaliyet raporumuzda derneğimizin ve yan kuruluşu olan iktisadi işletmemizin gelir giderleri bu rapora dahil edilmiştir. Her ne kadar iki ayrı kuruluş gibi görünse de İkisi de netice itibariyle İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün hizmetlerini desteklemek ihtiyaçlarına gideren bir konumdadır. İktisadi işletmemiz ayrı bir genel kurul düzenleyemediği için onun hesaplarının da burada zikredilmesi çok doğru olup aynı yönetim kurulu tarafından da yönetilmektedir. Bu bakımdan dernek ve iktisadi işletmemizin gelir giderler tablosu ayrı ayrı düzenlenmiş. Bu faaliyet raporunda bütün bilgilerin sizlere sunulması gayesi ile birlikte zikredilmektedir. Son 3 yılda her iki kuruluşumuzun da tüm gelirleriyle yapılan işler, harcamalar özet olarak sunmak istiyorum. ...2014-2016 yılları arasındaki gelir gider tablosu. Gelirler, üye aidatları ve bağışlar 1652.964.70 kuruş. İktisadi işletme otopark ve çekici gelirleri 6.224.011.49 lira. Toplam 7.876.976 kuruştur. Giderler, demirbaş alımı, dernek kira, maaş, SSK vergi, araç kiralama, bakım onarım, tadilat, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye, araç tamir, çekici araç yakıt, gıda temizlik, muhtelif giderler toplam 7.822 lira 850 kuruş. Mevcut olarak da banka ve hesaplarda kasada iktisadi işletme TEP Bankası 38.840 lira 48 kuruş. Dernek TEP Bankası'nda 11.358 lira 01 kuruş. İktisadi işletmenin de kasasında 2.134 lira 05 kuruş. Dernek kasasında 1.836 lira 59 kuruş. Toplam 7.876 kuruş. Yapılan gayretler neticesinde bu dönemde derneğimizin tarafından satın alınarak bedelsiz olarak Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetinde istihdam edilmek üzere 4 adet Suzuki motor, 1 adet Ford Mondeo makam aracı, 1 adet Ford Trans minibüs araç verilmiş olup iktisadi işletmemizin bünyesinde de 1 adet çekici araç bulunmaktadır. İktisadi işletmemizin
İl Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde 8 adet, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 18, toplamda 26 araç kiralanmış olup, bu kiralık araçların aylık olarak 43.571 lirası da derneğe iktisadi işletmesi tarafından ödenmektedir. İktisadi işletmemiz bünyesinde 10 personel çalışmakta. Bunlardan Merkez Efendi Polis Merkezi Amirliği, Şehit Bülent Polis Merkezi Amirliği, Devri Ekipler Büro Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde 2, otoparkta 4, dernek ve iktisadi işletmeleri büro işlemlerinde de 1 kişi görev yapmaktadır. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı hizmet karakolları dahil olmak üzere komple yeniden telefon, data, kamera, kayıt, kablo sistemleri yenilenmiş. Ayrıca aynı hizmet binalarında kameralar da ilave edilmiştir. Şimdi Zeytinburnu Belediye Başkanımızın, Başkan Yardımcılarımızın ve İlçe Emniyet Müdürümüzün desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum tekrar. Faaliyet raporu bunlardan ibarettir. Derneğimizin emniyet teşkilatına hayırlı hizmetler yapmıştır. Bu vesileyle bizim yeni bir çalışmamız vardı. Belediye Başkan Yardımcımız Gökhan Kasap Bey'le müdürüm, İki tane motorla ilgili ön görüşmeler yapılmıştı. Biraz önce de kendisinden onayı aldık. Önümüzdeki hafta kısmet olursa iki tane daha motorumuz geliyor. Hayırlı olsun derim. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Bu vesileyle geçmişte yönetimimizde hizmet eden yönetim kurulu üyelerine, bugüne kadar yönetimde birlikte görev yapan arkadaşlarımıza, siz değerli üyelerimize, Zeytinburnu'nda yaşayan tüm halkımıza ve değerli dostlara bir kez daha şahsım ve yönetim kurulumuz adına ayrı ayrı teşekkür eder. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım. Ayhan Özsoy Başkanımıza faaliyet raporunu okumasından dolayı teşekkür ediyoruz. 5. gündem maddesine geçiyorum. Denetleme kurulu raporunun okunması. Derneğin 2014-2016 tarihleri arasında rastlayan defter, kayıt ve belgeler kurulunca incelenmiş olup yapılan incelemede derneğe ve iktisadi işletmesine ait tutulması gereken defter, kayıt ve belgelerin usulüne göre tutulduğu görülmüştür. Yine denetimimizce yönetim kurulunca yapılan gelir tahsilatı ile harcamalarda kanun ve tüzüğe uyulduğu, dernekçe ve iktisadi işletmece yapılan tüm tahsilatların zamanında bankaya yatırıldığı, harcamaların hak sahiplerine talimatlarla bankadan, bazen de işletmenin kasasından ödendiği tespit edilmiştir. Yukarıda tespit edilen hususlarda yönetim kurulu çalışmalarında herhangi bir tenkidi gerektirecek nokta edilememiştir. Sayın Genel Kurul'a saygıyla sunuyorum. Denetleme Kurulu raporunu okuyan Sayın Tahir Çırak Beyefendi'ye de teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemimizin 6. maddesindeki okunan raporların görüşülmesi ve ayrı ayrı ibrasına geçiyoruz. Bu raporlarla ilgili olarak herhangi bir görüş beyan etmek isteyen arkadaşımız varsa söz verebiliriz. Söz almak isteyen olmadığına göre öncelikle faaliyet raporunun az önce başkanımız okumuştu. İbrası için faaliyet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Denetleme kurulu raporunun oylarınıza sunuyorum. Kabul maddesine geçiyoruz. Zeytinburnu Polis Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Derneği'nin yönetim kurulu aday listesini sunulan aday listesini açıklıyorum. Yönetim kurulu asil liste
Ayhan Özsoy, Yüksel Akgül, Ali Faik Biçer, Ayhan Özoğul, Necdet Baykan, Metin Develi, Ercan Ergül. Yönetim Kurulu yedek listesini açıklıyorum. Murat Yılmaz, Kaan Çırak, Muhammed Ulu, Murat Sarıçiçek, Hüseyin Aktağ, Ali Rıza Mamati, Abdullah Behram Yılmaz. Arkadaşlar, bunun dışında herhangi bir liste sunmak isteyen var mı? Evet. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini az önce okuduğumuz listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Şimdi Denetim Kurulu asil ve yedek listesini okuyorum. Asil liste Tahir Çırak, Ercan Karakaya, Ferhat Cihangir. Denetim Kurulu yedek listesi Osman Emre Özsoy, İbrahim Emek, Hüseyin Biçer. Asil ve yedek listeyi başka bir liste sunmak isteyen var mı arkadaşlar? Az önce okuduğum listeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Kongremizin 9. gündem maddesi dilek ve temenniler. Burada söz almak isteyen arkadaşlar varsa, var mı arkadaşlar dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen? Sayın Müdürüm, Saygıdeğer Başkanım, Dernek Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve derneğin üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii artık kongre bitti. Yani liste seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah güzel hizmetlerine devam etsin. Biz belediye olarak tabii derneğimizin dolayısıyla emniyetimizin her zaman yanındayız. Yapılacak bütün hayırlı faaliyetlerde, zaten hayırsız bir faaliyet çıkmaz buradan. Çünkü vatanımızı, milletimizi koruyan güzide teşkilatlarımızdan biridir emniyet teşkilatımız. Rabbim yollarını açık etsin. Kazalardan, belalardan inşallah korusun. Vatanımıza ihanet edecek olan herkesin de tepesine binecek gücü inşallah kendilerine her daim versin. Böyle bir duayla belediye başkanımızın da sizlere çok çok saygı ve sevgilerini iletiyorum. Kendisi şehir dışında bir toplantıda. Onun için burada bulunamadı. Sizlere saygı ve sevgilerini iletti. İnşallah tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yola devam. Dilek ve temenniler kısmında emniyet müdürümüze söz veriyorum. Buyurun müdür. Evet, Sayın İmam Başkanım, İletişim Derneği'nin değerli üyeleri. Ben öncelikle yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Biraz evvel arkadaşımız da ifade ettiler. 1992 yılında kurulmuş bir teşkilat, bir dernek. 25 yıl olmuş. Ben daha 40 gündür buradayım. Dolayısıyla 25 yıl içerisinde oldukça güzel hizmetlere imza atılmış. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde bu güzel hizmetlere devam edilecek. Araçların kiralanması, emniyet binalarının yapılması, bir takım işte bilgisayarların alınması, her türlü altyapı hizmetlerin yapılması ile ilgili derneğimizin katkıları olmasa birçok şeyde aslında biz büyük sıkıntılar yaşayacağız. Derneğin bu özverili çalışması sayesinde vatandaşımızın can mal güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmalarımızı çok daha kolay bir şekilde yerine getiriyoruz. Bunda da hepinize ben bu konuyla ilgili teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra yeni projeler olacak, yeni araç alımları olacak, belki motosiklet alımları olacak, çekicilerin yenilenmesi olacak, belki yeni bir emniyet binasının Zeytinburnu ilçesine kazandırılması olacak, onunla ilgili belediye başkanımızla görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu gelişmeler olursa onlar size zaman geldiğinde paylaşılır. Yeni yönetime ben tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Yine belediye başkanlığımızın yapmış olduğumuz her faaliyette büyük desteğini görüyoruz. Geldiğimden beri benim gördüğüm Zeytinburnu'nun 3 tane büyük sorunu var benim açımdan. Birincisi yabancılar sorunu. İkincisi trafik keşmekeşi. Üçüncüsü de yine asayişle ilgili zaman zaman polis sayısının azalmadan da kaynaklı bir takım aksamalar. Bunlar hemen dikkat çeken konular. Benim ilçe müdürü olarak önceliklerim bu 3 konu olacak. Yani bu yabancılarla ilgili bunların ya kayıt altına alınması ya da deport edilmesiyle ilgili çalışmalar ki göç idaresiyle bu konularla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta geçen hafta içerisinde bir 200 kadar yabancıyı tekrar bir aldık, deport ettik, sınır dışı ettik.
Bundan sonra da zaman zaman her hafta 100-200 alacağız. Bundan beklentimiz şu, Zeytinburnu'nun bir anda bütün bu böyle illegal girişlerden temizlenmesi gibi beklentimiz yok ama kaynak ülkelerden Türkiye'ye olan akının durdurulması, yani Pakistan, Afganistan gibi özellikle ülkelerden müthiş bir akım var Türkiye'ye doğru. Tabii bu Türkiye'nin gelişmişliğiyle de ilgili bir konu ama en azından buraya gelenlerin elini kolunu sallayamadan rahatsız edilmesi. Bu bir gerçek, bunu yapmak zorundayız. Yoksa yarınlarımız bir şekilde sıkıntıya girecek. Bununla ilgili tüm yönetim katında da zaten bir eşgüdüm var. Herkes aynı düşüncede. İkinci bir konu da trafik keşmekeşi. Trafik hizmetleri Zeytinburnu'nda bir tane ekiple yürütülüyordu ben geldiğimde. Yine bu da tabii personel sayısının 500'den 330'a düşmesiyle alakalı. 2013 yılında, 2014 yılında 500 polis de burada hizmet verirken şu an 336 sayımız. Dolayısıyla bir 164 personel eksik. Bu da bizi büyük sıkıntıya koyuyor. Fatih'e, Beşiktaş'a, Beyoğlu'na, Şişli'ye, Kadıköy'e takviye kuvvetler yolluyor burada her gün. Her gün 50 personel dışarıda, diğer ilçelere takviyelere gidiyorlar falan. İstanbul çok yoğun. Zirve üstüne zirveler, NATO zirveleri, İSEDAK zirveleri, İslam zirveleri, bir takım programlar falan. Tabi bu bütün İstanbul genelindeki polis teşkilatlarında, ilçe emirliklerinde dolaylı olarak etkiliyor. Derbi maçlar arka arkaya devam ediyor falan. Dolayısıyla yetersiz personel sayısıyla fedakar bir şekilde görev yapılmaya çalışılıyor. Yani ben mesela 40 gündür sabah 10'da geliyorum, gece 3'te gidiyorum. İlk defa bugün çocuklarla kahvaltı yaptık. Çok sevindik, çok mutluydular. Ama biz bundan şikayetçi değiliz. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Hepimize düşen bir şeyler var. Bu devlet de beni 14 yaşında alıp yatılı okullarda okuttuysa bu yaşıma kadar. Ben veya diğer arkadaşlarım, herkes devlete, millete borcunu ödeyecek. Üstüne düşen değilse bunu en iyi şekilde yapacağız. Dolayısıyla bu trafikle ilgili sorunla alakalı ikinci bir ekip kurmuştuk. Şimdi belediye başkanımızla, başkan yardımcılarımızla da görüştük. İki tane Şahin ekibi kuruyoruz. Motosikletli. Bunlar birer kişilik olacak. Dolayısıyla bir olan ekibi ilk etapta bir üçe çıkaracağız. Bu da tabii sorun çözmeye yetmeyecektir ama en azından bir denetim gelecektir bazı yerler. Denetimin artması, kuralsızlığın önüne geçilmesini sağlayacaktır. Yine o konuda da belediyemiz bize yardımcı oluyor. Ben tekrar burada belediyemize, başta belediye başkanımız olmak üzere tüm görevlere teşekkür etmek istiyorum. Üçüncü konu da asayiş konusu. Onunla ilgili de zaten belki 40 gündür görüyorsunuzdur. Yoğun bir şekilde uygulamalar, denetimler başladı. Artarak da devam edecek imkanlar ölçüsünde. İnşallah rahat, huzurlu, mutlu, herkesin memnun olduğu, arkadaşların emin. Herkesin akşam, gece neyse çoluğuyla çocuğuyla rahat bir şekilde gezebildiği bir Zeytinburnu'nu hep beraber göreceğiz. Ben yeni yönetim kuruluna tekrar başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum. Huzuru için daha güzel hizmetler vereceklerdir. Bildiğiniz gibi çok kıymetli hazırım. Ülkemiz özellikle son yıllarda hem içeriden hem dışarıdan çok vahim bir şekilde terör olaylarıyla karşı karşıya. Tabii bizler bugün burada bu kongreyi bile rahat ve huzurlu yapabiliyorsak bugün hem yurt içinde ve yurt dışında cephede olan emniyet görevlerimiz ve askerlerimize borçluyuz. Onların verdikleri mücadeleye gerçekten onlara minnet duyuyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bizler de onların arkasında olmaya devam edeceğiz inşallah. Gerçekten ülkemizin bu huzuru için buna da ihtiyaç var. Tabii bugüne kadar gerek bu dernekte çalışmış, Zeytinburnu'na hizmet vermiş, daha da önemlisi Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren çeşitli vesilelerle terör olaylarına maruz kalmış, şehit olmuş, ülkemizin savunması, toplumun huzuru için gazi olmuş birçok vatandaşımız var. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazi olanlara hayırlı ve huzurlu ömür diliyoruz. Yaralı olanlara şifalar diliyoruz. Gündemimizin 10. maddesi olan kapanışı yaparken az önce saydığımız gibi bu görev yapan, şehit olan bütün şehitlerimiz için eğer müsaade ederseniz Gökhan Başkanımız bir Kur'an-ı Kerim okusun, başkanım da kabul ederse onların da ruhuna hediye ederim bu Kur'an-ı Kerim'i. Böylece de kapanmış yapmış oluyoruz. Hafta sonu buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben de yeni seçilen yönetime hayırlı olsun diyorum. Başarılarını devamlı diliyorum. Buyurun başkanım.
Efendiler Efendisi, Fahri Kainat Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem toplantıdan sonra Asr suresini okuyarak sonlandırılmış. Ben de onu okuyayım. Daha sonra bir Fatiha ile inşallah bitirelim. Beraber okuyayım. Onu söyleyecektim ben de. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnne l-insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr. Şimdi Fatiha-i Şerif'i hep birlikte okuyalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bir cümle ölmüşlerimizin evvelen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun ashab-ı kiramı, silsile-i aliye, ehl-i beyt, bütün sevdiklerinin ve bizim geçmişte kalan sevdiklerimizin ruhlarına acizane hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Sayın Divan Başkanım, bir nokta ilave etmek istiyorum bitişe. Arkadaşlarımın da bilgisini sunmak